Bir diğer gün kilitlerimizi aktif hale getirmiştik, merkez kilidimizi. Daha sonradan kaloriferlerimizi yapacağını söylemiştim. Kaloriferin birinci kademede çalışıp ikinci kademede çalışmıyordu. Belirtmiştim size de bunu. Kaloriferin davulun bazını çıkarttım, yani radyatörüyle birlikte. Artık çıkıyor bu yerinden. Bunu çıkartmak için şurada gördüğünüz vidalar var. İki tane burada. İki tane de burada olmak üzere. Dört tane vidası var. Bu vidaları çıkarttıktan sonra bir de bağlantı hortumları var. Şu an içinden su ak devirdiğim için içindeki radyatörün suyu buraya akıyor. Neyse, temizleriz burayı. Hortumlarını da sökmeniz gerekiyor. Hortumları söktükten sonra bunu biraz aşağı doğru eğerek çektiğiniz zaman bu yerinden çıkıyor. Daha sonradan burada gördüğünüz gibi panelimiz var. Panelimizi de elektrik bağlantılarından ayırıp eve alacağım. Ev aldıktan sonra o evde detaylı bir temizliğini yapacağım. Detaylı temizlikten sonra kaloriferimizin neresinde sıkıntı olduğunu bulacağız. İlk kademede çalışıyordu, ikinci kademede çalışmıyordu. Buradan mı ya da motordan mı bir sıkıntı var, ona bakacağız. Şuradan voltajına baktığımda ikinci kademede de buraya voltaj geliyor. Ancak buradan sonra motora giden kısımda bir sıkıntı var. Şöyle bir ayrıntı fark ettim. El frenine giden kablomuz tek kablo. Bu yukarı çektiğimizde şurada gördüğünüz pim yukarı kalkıyor. Yukarı kalktı mı göstergemiz ışık sönüp yanıyor. Yani bu işe yarıyor. Bu kabloda sıkıntı yok. Bunun çalışıyor. Ancak geri vites müşürümüz, yani şu gördüğünüz kablo geri vites müşürüymüş. Bunu da öğrenmek için şuradaki kapağı sökmüştüm. Bu kapağı sökünce davlumbazı sökmek için, yani şu kalifer davlumbazını onu sökmek için bunu sökmüştüm. Daha sonra buradan zaten şanzımanın bağlantılarına ulaşabiliyorsunuz. Şurada kilometre telimiz var. Şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz iki kablo var ya, geri vites sensörü. Geri vites sensörünün oradan şuradan bir pimi çıkmış. Şurada gördüğünüz gibi bir pim boşta duruyor. Bu pim boşta durduğu için de geri vites çalışmıyor, yani lambalarımız yanmıyor. Şurada da kilometre telimiz bulunmakta. Yani şu gördüğünüz kilometre telimi size detaylı bir şekilde gösteremedim. Evet, kilometre telimiz burada. Kilometre telimizi şu şekilde görebilirsiniz. Yani şuradan gidiyor içeri doğru. Motor, yani gösterge kısmına geliyor. Yani bu arıza yaptığı zaman gördüğünüz gibi şu bağlantı burada. Burada şu beyaz kısmı döndürünce teli çıkartabiliyorsunuz. Otel buradan buraya geliyor. Buraya gelirken işte bir sıkıntı var. Kablo uzanmıyor gösterge. Bunu çözeceğiz. Göstergeden ayrılmıştı bu kablo. Ben de şanzımanda sıkıntı var diye burayı alttan girip bakacaktım. Ancak böyle bir işleme gerek kalmadı. Zaten bunu sökünce şanzımanı görebiliyoruz. İşimizi buradan rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bu arada burada çamurlar var. Üstten mi kaçırıyor bilmiyorum da bir yağ kaçağı olabilir. Altına eğildiğimde alttaki conta kısmından, yani kapak kısmında da bir yağlanma vardı. Buranın bir temizleyip bakacağım. Herhangi bir kaçak var mı yok mu? Bunlara da bakarız. En azından hani elimizin altında olduğu için rahatlıkla yapabiliriz bu işlemi. Kalifer panelimizi yerinden söktük. Yerinden söktükten sonra yılların çamuru üzerinde duruyor. Bu çamuru temizlememiz gerekecek. Bu bizi biraz uğraştıracak çünkü plastiğe işlemiş çamur artık. Kalifer radyatörümüzün içindeki su akıtıyoruz ve içinden pas çıkıyor. Antifriz koyulmadığı için paslanmalar meydana gelmiş. Bunun da için antifriz ekleyip aracımızı daha iyi bir soğutma sistemi elde etmiş olacağız. Şunu da fark ettim. Kontrol panellerin lambaları çalışmıyordu. Lambaları da patlamış. Onları da değiştireceğiz. Burada 3 tane lamba olması gerekirken şunlar lamba kabloları. Şu 3 tanesi. Bunların 2 tanesinde lamba vardı. Zaten bunlar da çalışmıyordu. Bu şekilde onları da revize edeceğiz. Fan motorumuzu söktük. Fan motorumuzu sökerken zorlamadık ama büyük ihtimal halıyı yıkarken zorlanacağız. Çünkü halıyı da batırdık. Panelin ben bu kadar toz olduğunu, yani tozdu ancak bu kadar kirleteceğini tahmin edemedim. Halı bu arada simsiyah büründü. Temizliğe girişeceğim tabii ki ama ilk olarak fanımızı temizleyip fanımızı çalıştırmam gerekecek. Motorun içini açmadan önce balta spreyle temizleyin. Temizledikten sonra açın. En azından içindeki, dışarıdaki kirler içeri gitmesin. Kalifer motorumuzun iç kısmını açtığım mekanizmayı görebilirsiniz. 3 tane kablo. 2 tanesi kademeleri ayarlamak için. Birinci kademede, ikinci kademede ayarlamak için. 3 tane de kömürden oluşuyor. Kömürleri de azalma var. Büyük ihtimal fanımızın çalışmama gibi sorunu yapmasının sebebi bu olabilir. Arada bir gidip gelme yapabilir kömürlerden dolayı. Kömürler az. Kömür elimde olmadığı için kömür takmayacağım. Bu şekilde çalışacak mı? Evde bir testini gerçekleştireceğim. Çalışırsa yerine toplayıp takacağım. Çünkü fan motorunu daha sonra arabada da söküp kömürünü kolay bir şekilde takabiliriz. Kaloriferimizin panelini ayırdık. Panelini ayırdığımızda gördüğümüz manzara karşısında bayağı bir şaşırdık. Çünkü kirler artık öyle bir işlemiş ki plastiğe, hani yıkasak bile çıkmayacak dereceye geldi. 2-3 kere yıkadım bu plastikleri ama yine hala kir üzerinde duruyor. Tekrardan ilaçlı bir yıkama yapacağım. Fanın panelini sıkıntısız bir şekilde topladık. Şurada görmüş olduğunuz radyatör
Bu yerine sabit değildi arabadayken. Bunu yerine sabitledim. Daha sonradan şuradaki kablomuz, yani bu alt kısım, ayak kısmının havalandırması. Buradaki vidası yoktu. O vidayı yerine taktım. Sonradan bu kabloları yine tekrar revize ettim. Sadece bu kablo kaldı. Bunun da işte dediğim gibi buradaki teli buraya bağladım. Buraya attım o vidayı. Buraya şimdi bir tane de bundan sipariş vereceğim. Ya da elimde varsa, bundan elimde vardı ama bulamadım şimdi. Elimde varsa takacağım. Bunu da oraya takacağım. Daha sonra ise fanımızın motorunu çalıştırıp size göstereyim. Ben daha önceden testini gerçekleştirdim. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yalnız şunu ayrıntıyı fark ettim. Burada siyah normalde eksi olması gerekiyor. Ben bu siyah artı 12 volt verip şu yeşille sarı ise eksi kablosu olmuş oldu. Niye böyle oldu diye soracak olursanız, ilk başta siyah eksi verip yeşili artı verdim. Fan birinci kademede çalışmaya başladı ama geri çalışmaya başladı. Yani geri üflüyordu. İçeri üfleme yapmıyordu. O yüzden ben de dedim ki eğer bu böyle üflüyorsa geri, yani ters, yani artı eksiğin yerini değiştireyim. Bu şekilde nasıl olacak diye denedim. Siyah kabloya artı 12 volt verdim. Yeşil kabloya ise eksi verdim. Eksi verdiğim zaman fan bu sefer içeri üflemeye başladı. Yani sorunsuz bir şekilde üflemeye başladı. Bizim birinci kademede sıkıntımız yoktu. İkinci kademede çalışmıyordu. İkinci kademe ise şuradan ikisi kademe, yani bu birinci kademe diye geçer, bu ikinci kademe diye. Bu şekilde. Şimdi testine geçeceğim. Dediğim gibi bu ayrıntılara dikkat edin. Eğer siz de sökerseniz bu şekilde yardımcı olmak amacıyla size gösterdim. Şimdi bir de bunu uygulamalı gösterirsem size daha iyi anlayacaksınız. Güç kaynağımıza startı verdik. Fonu dönüyor gördüğünüz gibi. Bunun hakkında, hani nasıl yapıldığı hakkında bilgi almak istiyorsanız da diğer videolarıma bakabilirsiniz. PG güç kaynağını adaptör olarak kullanma diye adlı bir videom var. Onu izleyerek bu güç kaynağının nasıl çalıştırıldığını görebilirsiniz. Bu güç kaynağını çalıştıktan sonra sıra kalifor motorumuzun bağlantısını yapmaya geldi. Kalifor motorumuzun bağlantısını yapmak için şuradaki ayrı duran pin var ya, ayrı duran pine 12 volt vereceğiz. 12 volt da güç kaynağımızın sarı kablosu. Şurada gördüğünüz gibi ayrı duran pine 12 volt bağladım. Daha sonra ilk kademede çalıştıralım. Şu an ilk kademede starta vereceğim. Ve fan motorumuz çalışacak. Evet, gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde fan motorumuz ilk kademede çalışıyor. Zaten sesten de anlayabilirsiniz. Bu birinci kademe. Şimdi ikinci kademeye geçiyorum. Fanımız çalışmaktadır. Bunun da revizesi bu şekilde bitmiş oldu. Sırayla artık, yani sökme işlemleri yavaş yavaş azalıyor. Artık toplama işlemlerine dönüyoruz yavaş yavaş. Evet, şu an ikinci kademede tekrardan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde üfleme yapıyor. Burada yeşil kablo ikinci kademe. Sarı kablo ise motordan gelen, o da birinci kademe. Yani bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Ben size bunları uğraşmamanız için bağlantısını söyledim. Bu şekilde yaptığınız zaman sorunsuz bir şekilde fanınızın revizasyonunu da yapabilirsiniz. Bir de şöyle önüne bez koyarak size göstereyim. Bırakacağım şimdi bezi ve uçuracak. Gördüğünüz gibi çok sağlam yoldu ya. 10 numara oldu. Fan sorunumuzu da çözmüş bulunmaktayız. Bu işlemi de başarıyla tamamladık. Bu işlemi de bitirdiğimize göre artık aracımızın toplama vakti gelmiştir. Aracımızın merkez kilidini yapmıştık. Fanımızı yapmıştık. Şimdi torpido kaldı. Torpidodaki çatlakları onarıyorum. Bu işlem biraz uzun sürdüğü için bunun hakkında da zaten ayrı bir video gelecek. Onu ayrı bir video yaparız. Bir arada da ses yalıtım için parçaları siparişini vermiştik. Onları bekliyorum. Onlar gelsin. Ses yalıtımı da yaparız. Park sensörü sipariş verdi. Park sensörü de gelsin. Onu da yapacağız. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Her videonun sonu gibi bu videonun da sonuna geldik. Tabii ki yapacaklarımız bunlarla da sınırlı değil. Daha da ileri gideceğiz. Yani başka proje şeyler de var. Yapılacak işlemler de var. Ama artık yavaş yavaş toplama işlemine geçiyoruz. Artık sökme işlemleri bitiyor. Artık aracımızın gerçekten modifiye kısmına geliyoruz. Yani kapı sök tak modifiyeye girmiyor yani. Önemli olan modifiye işlemleri nasıldır? Arabamızın park sensörü olsun. Daha sonra araç kamera olsun, ses sistemi olsun. Bunlar hep araç modifiyesi. Mesela arabanın çelik jantı olduğu için ona modifiye etmeyi düşünmüyorum. Tabii Junior ile CMS atmayı da düşündüm ama
hep bu arabalardan bu jantlarda kullanılıyor. Yani TOBAŞ'ta bu jantı kullanıyorlar. Ben de bir farklılık olsun istedim. Hani sürekli bu jantları kullanılıyor. Hani farklı bir proje olsun istedim. Kendime özgü bir proje olsun diye bu şekilde bırakacağım. Yani modifiyede cam filmleri yapılacak. Daha sonra otomatik anten yapılacak. Yapılacak çok iş var yani. Sadece bunlarla sınırlı değil. Tabii ki bu kadar uzun sürmesinin sebebi de yani parkların bu kadar çok olmasının sebebi de bunlardan kaynaklı. Yani bu aracın sökme işlemlerini yaptığımız için bu kadar uzun sürdü. Sadece modifiyesini yapsak belki bu kadar sürmezdi. Bir hafta veren bir haftalık işlemde belki bitirebilirdim. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Çok fazla tutmak istemiyorum. Kanala sadece abone olup bildirimler açmanız benim için yeterlidir. Görüşürüz.